fakirden Arguvan'a geldik. Hı hı. Yaşamımı merak edenler için anlatıyorum. Evet, evet. Çok fazla merak edilecek bir tarafı da yok yaşamımın. Yani bir Anadolu insanı nasıl yaşar, doğar, nasıl büyür, nasıl ölüme doğru yol alır? Ben de o yolun izleyi içerisindeyim açık söylemek lazımsa. 8 yaşına kadar bizim köyde gecekonduda yaşadım. Evet. İlkokul 2. sınıfa kadar daha doğrusu. O da bizim köyde ilkokul yoktu. Yani okul yoktu daha başka doğrusu. Bir köylere gidiyoruz. Uzak 8-10 kilometre uzakta bir köye gidiyorduk ama bize 20 kilometre gibi gelirdi. Evet. Ufak tefek insanlarız. Bir de okul çantası. İçinde çökelek çomağı. Yarısını giderken yerdik, yarısını gelirken. Evet. ve Ektir'e 2 yıl gidip geldim. Köyüne, Ektir köyüne okula. Bir gün babam Arguvan'a giderken öğretmenim görmüş babamı. Demiş ki Lahap dayı demiş sana bir şey söyleyeceğim alınmayacaksın demiş. Sizin bu oğlandan demiş bir ok olacak ama belli değil demiş. Ne olacaksa bilemiyorum demiş. Bunu götür Malatya'da okut demiş. Ben o sözcüğü kullanmak istemezdim açık söylemek lazımsa. Anlamıştır insanlarımız. Taşındık Malatya'ya biz. Babam Malatya'da buğday pazarında hamallık yapıyor. Arasa derdik biz oraya. Evet. Babam ben de sabahleyin saat 4'te 5'te kalkıyorum. Malatya'ya kadar yürüyorum. Çünkü bir kenar mahallede oturuyoruz. Bir gecekondu mahallesinde. Yine köyde oturduğumuz bir kerpiçten bir ev. Malatya'ya kadar yürüyorum. Beşiktaş fırını var. Adından gıcık alıyorum. Ben Fenerbahçeliyim ya. Ben de Beşiktaşlıyım ona göre. Bugün anlaşamayacağız. Biraz kavga edeceğiz. Bir şey olmaz bugün. Tabii canım benim ya. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Yani bütün Türkiye Fenerbahçeli olsa tadı olur muydu? Olmazdı tabii. Doğru. Yani arada birbirimize takılmak için bile farklı takımları tutmak lazım. Evet. Neyse. Beşiktaş fırınına gidiyorum. 50 tane, 60 tane Kürt böreği. Kürt böreğini duymuşsunuz. Üstüne pudra şekeri. Pudra şekeri, evet. Evet. Simit alıyorum. Tatlı alıyorum. Yumurta, yuvarlak tatlılar var. Çember biçiminde ufak. Onlar sattığımı satıyorum, satamadığımı yiyorum. Okula gidiyorum sonra. Okuldan çıktıktan sonra da elimde bir şişe, içinde benzin, ucunda plastik bir boru. Kahve kahve dolaşıp muhtar çakmaklarına benzin satıyorum. Neredeyse lise bitene kadar öyle devam ettik biz. Yazları soğuk demircilik yaptım, gazete sattım, benzin sattım, ayakkabı boyacılığı yaptım. Öyle okudum. Lise bitiyordu, babam dedi ki bana, sevgili babam benim, onu da öbür dünyaya uğurladık, ışıklar için. Işıklar için. Evet. Dedi ki bana, oğlum dedi, ellez dedi, mamur olacaksın dedi. Bizimkiler hep öyle isterdi. Evet. Şimdi o dönemde devlet memurluğunun bir ağırlığı vardı. Evet. Bir değeri vardı, bir statüsü vardı. Bir devlet memuru olduğun zaman Köroğlu'nun Çamlıbel'e sırtını dayaması gibi sırtını devlete dayardın. Evine et götürürdün, ekmek götürürdün, ev kirasını rahat öderdin. Hatta ev sahibi olurdun. Hatta evliliklerin bile kolay olurdu değil mi? Kesinlikle evlilikler öyle memura kız vermek. Ne demek? Hemen onu da verirler işte. Anında hemen. Neyse ben de ilkokul 5. sınıfta bir temsilde oynadım. Öksüz Mehmet diye bir oyunda. Öğretmenim yazmıştı. Kafama koymuştum. Bu işin okulu varsa yani tiyatronun okulu varsa oraya gideceğim, orada okuyacağım. Ondan sonra tiyatrocu olacağım, sinemacı olacağım, oyuncu olacağım derdim. Babam memur olmamı istiyor. Ben öğretmen olmamı istiyor ya da polis olmamı istiyor. Ben gittim Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu sınavına girdim. Kazandım. Hayatımda ilk üç kağıtçılığımı orada yaptım. Kazandığım şey kağıdın üstüne tahrifat yaptım. Kazanamadım diye yutturdum babama. Ama babamın cebinden 30 lira da para çaldım. Ankara'ya geldim konserve. İlk ve son hırsızlığım. Ki ben hırsızlıktan nefret ederim. Yani sağ cebimden alıp sol cebime koymak bile şey verir bana, utanç verir bana. Açık söylemek lazımsa. Ama Allah beni affetti sonunda. Okul sonrası. Ama iyi yere gitti. Evet. Konservatuara gittim. Yatılı okudum.
yüksek bir puan tutturduğum için yatılı kazandım. Leyli Meccani derlerdi. Leyl Arapça gece demek. Meccani de parasız, yatılı demek. Parasız demek. Parasız yatılı okudum. İşte son sınıfta politik nedenlerden dolayı atıldık. Atılmış olsak bile devlet tiyatrosu bile bizi direkt istihdam ediyordu. Ama ben dedim ki bu kafa yapısıyla devletle anlaşamazsın. Hala anlaşamadım. Devlet tiyatrosuna girme şansım vardı. İstemedim. Çünkü ben devletin değil halkın sanatçısıyım. Eyvallah. Başüstü. Yani yıllardır şunu söylüyorum. Saraya dalkavuk olacağıma halka soytarı olurum. Eyvallah. Evet. Ben de geldim İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na girdim. Üsküdar'da başladım oyunculuğa. İlk oyunum Haldun Taner'in Ayşığında Şalışku diye bir öyküsü. Ondan Zihni Küçümen ve Ergin Orbey oyunlaştırmışlardı. Orada ufak bir bekçi karakteri vardır. Onu oynadım. Ondan sonra Avni Dilligil en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldım tiyatroda. Ve bizi hemen sahneye, sinemaya çağırdılar. Ve ondan sonrasını da biliyorlar. Şeyh Abbas, Banker biliyor, Sefil biliyor.